diyebilirim. Kapalı çarşı halen dünyada 4000'e yakın esnafın dükkanının olduğu en büyük alışveriş merkezi. Yine kapalı çarşı tarihin de en büyük finans merkezlerinden bir tanesi. Burada özellikle sarrafların, para tacirlerinin Fatih döneminden başlayarak esnaf arasında gayet önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bize İstanbul Finans Merkezi düşüncesini hükümetimize önerirken Kapalı Çarşı'nın tarihiyle ilgili çalışmalar ışık tuttu. Ve özellikle Profesör Doktor Kenan Mortan ve Profesör Önder Küçükerman'ın çalışmalarının çok büyük rolü oldu. Bildiğiniz gibi İstanbul Finans Merkezi konusunda bir uluslararası kuruluşa, Deloitte Touche firmasına bir çalışma yaptırdık. Hükümetimizle bu Bankalar Birliği tarafından paylaşıldı. Dolayısıyla gerek Türkiye'nin, gerek İstanbul'un çok büyük finansal potansiyelinin, ticari potansiyelinin yöresel bir finans merkezini rahatlıkla destekleyeceği düşüncesindeyiz. Tabii buna uygun istikrar ortamının sürekliliği ve altyapının da özellikle mevzuat altyapısının da tarafımızca kurulması lazım. Dolayısıyla toplumumuz bireyselliği keşfettikten sonra diyeyim, bireysel unsurlar geliştikten sonra bireysel yetenekler, yetkinlikler de öne çıktı. Dolayısıyla ben ülkemizde de ve özellikle İstanbul'da da kültüre, sanata olan talebin giderek artacağını düşünüyorum. Biz İş Bankası olarak onun için kültür sanat konusundaki etkinliklerimize ek olarak gördüğünüz gibi bir eski şubemizi tarih müzesine dönüştürdük. Önümüzdeki yıl bir Beyoğlu'ndaki şubemizin sanat müzesine dönüştürülmesi çalışmaları başlayacak. Dolayısıyla toplumumuz gerçek ve tüzel kişileriyle, tüm kurumlarıyla çok daha yoğun bir kültür ve sanat etkinliği içinde olacak diye ümit ediyorum. Bir yatırım aracı olarak sanatı nasıl değerlendirirsiniz? Yatırım aracı olarak bu ülkemizde bilebildiğim kadarıyla yeni gelişen bir konu. Ve birçok koleksiyonerin yatırım amacı düşünmeden koleksiyon yaptığını halen düşünüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet tarihinin en büyük koleksiyonlarından, en büyük yağlı boya veyahut da resim koleksiyonlarından bir tanesine sahip olan İş Bankası mesela hiç yatırım düşünmeden bu koleksiyonu yıllar içinde geliştirmiştir. Ben konuya daha çok toplumsal açıdan bakıyorum. Sanatı muhakkak tabii parasal bir yatırım değeri vardır ama hiç o yönden değerlendirme düşüncem benim olmadı. Ben o konuya biraz daha farklı bakıyorum. Sanatı yani sanat için ve toplum için ama muhakkak para için yapılan bir etkinlik olarak görmüyorum.